Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elektrik elektronik öğrenmeye yeni başlayan veya uğraşan ve birçoğumuzun kafasında bu konuda soru işaretlerinin olduğu, tam olarak bazı kısımlarını kavramakta zorlanabildiğimiz AC ve DC kavramlarını ayrıntılı bir şekilde görsellerle anlatmaya çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz burada birçok soruya cevap bulabileceksiniz. Sıkılmadan izleyeceğiniz bu videonun sonunda AC ve DC kavramlarla ilgili birçok bilgiye ulaşmış olacaksınız. Öncelikle DC ve AC nereden geliyor ve kim tarafından bulunmuş? Hadi bunlarla başlayalım. 1847 yılında doğan Thomas Edison, ampulün ve ampulü yakmak için kullandığı doğru akımı mucidi olarak bilinmektedir. Doğru akım, İngilizce direct current kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan DC kısaltması ile kullanılır. 1856 yılında doğan Nikola Tesla ise alternatif akımı mucidi olarak bilinmektedir. Alternatif akım da İngilizce alternating current kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan AC kısaltması ile kullanılır. İki mucit de hemen hemen aynı dönemde yaşadığı için Edison ve Tesla arasında DC-AC üstünlük mücadeleleri yaşanmış ve günümüzde de bu mücadele hala devam etmektedir. Edison'ın doğru akımı ve Tesla'nın alternatif akımı arasında üstünlük mücadelesi kişileri ikiye ayırmış durumda. AC DC savaşları devam ede dursun. Biz neymiş bu AC ve DC? Buna bakmaya başlayalım arkadaşlar. DC ve AC devrede nasıl gösterilir ona bakalım. Solda DC kaynaklar için kullanılan devre sembollerini, sağda ise AC kaynaklar için kullanılan devre sembollerini görüyorsunuz. Devre şemalarında AC ve DC kaynaklar bu şekilde gösterilmektedirler. Peki DC ve AC ölçümler ne ile yapılır? Solda bir multimetre, sağda ise osiloskop görüyorsunuz. DC ölçümler multimetre ile yapılırken AC ölçümlerde sinyalin şeklini ekranda görebildiğimiz osiloskoplar kullanılır. Multimetre ile doğru akım güç kaynaklarının gerilim değerini ölçtüğümüzde zamana göre yönü değişmeyen bir değer görürüz. Örneğin 1,5 voltluk bir pilin gerilim zaman grafiğini bu şekilde gösterebiliriz. 9 voltluk bir pilin gerilim zaman grafiğini de sabit 9 volt olarak bu şekilde gösterebiliriz. O zaman DC için zamana göre yönü değişmeyen akım diyebiliriz. Osiloskop ile alternatif akım kaynaklarının gerilim değerini ölçtüğümüzde ise örneğin burada olduğu gibi zamana göre yönü ve şiddeti sürekli değişen bir sinüs dalgası görebiliriz. Bazen şu karıştırılabiliyor arkadaşlar. Mesela burada gördüğünüz gerilim değeri de bir doğru akımdır. Şiddeti değişmiş, düzensiz bir doğru akım ama yönü değişmemiş, hep pozitifte kalmış. Yani doğru akımın şiddeti değişebilir ama yönü kesinlikle değişmemeli. Bu da bir doğru akıma örnektir. Burada da şiddet sabit fakat yönü negatifte. Yani hep negatifte olduğu, yönü değişmediği için bu da doğru akıma bir örnektir. Bu öğrendiğimiz şekil ise sinüs dalgası şeklinde alternatif akımdır. Yönü bir pozitif olmuş, bir negatif olmuş. Aynı zamanda şiddete de değişmiş. AC de her zaman bu şekilde olmayabilir. Mesela bu da alternatif akıma bir örnektir. Bu da üçgen dalga şeklinde. Bunun da yönü ve şiddeti zamana göre sürekli değiştiği için alternatif akıma bir örnektir. Peki evlerimize kadar bu alternatif akım nasıl geliyor? Şimdi ona bakalım. Öncelikle elektrik santralinde jeneratörler yardımı ile AC bir gerilim üretilir. Daha sonra bu gerilim transformatörler yardımı ile yüksek gerilime çevrilir. Burada yüksek gerilime çevirmedeki amaç bu gerilim taşınırken şehirler arasındaki tellerde kayıpları azaltmaktır. Daha sonra transfer istasyonları ile şehir girişlerine kadar bu yüksek gerilim taşınır. Şehir girişlerinde tekrar transformatörler yardımı ile yüksek gerilim düşürülür. Artık düşürülen bu gerilim 220 volt olarak evlerimize geliyor. Biz de prizlerimizden üretilen bu AC'yi bu şekilde kullanabiliyoruz. Santralden evimize gelinceye kadar temel olarak bu aşamalardan geçiyor. Evimize geldikten sonra artık bu AC'yi bu şekilde veya şarj cihazları ile DC'ye dönüştürerek elektronik cihazlarımızda kullanabiliyoruz. Doğru akım kaynaklarında kaynağın artı ve eksi ucu hep sabittir. Yani zamana göre yönü değişmez, hep sabittir. Örneğin burada olduğu gibi 9 volt bir DC kaynağı lambaya bağlayalım. Akım DC kaynağın artı ucundan eksi ucuna doğru akacaktır. Lambamız bu akımla yanacaktır. Bu kaynağın lambaya verdiği gerilim ise hep sabit 9 volt olacaktır. Dolayısıyla lamba aynı parlaklıkta yanacaktır. Bu DC kaynağın gerilim zaman grafiği ise sağda görüldüğü gibidir. Hep sabit 9 volt gerilim verdiğini grafik üzerinde bu şekilde gösterebiliriz. Ama alternatif akımda kaynağın yönü ve gerilimin şiddeti sürekli değişkendir. Hep sabit değildir. Yani zamana göre yönü ve şiddeti sürekli değişir. Yine aynı örnek üzerinden bunu açıklayabiliriz.
Bu sefer güç kaynağı olarak AC bir güç kaynağı kullandık. Bu AC kaynağın gerilim zaman grafiği de sağda verildiği gibidir. Gerilim şehir şebekemizde olduğu gibi sinüs dalgası şeklindedir. Peki bu grafiği nasıl yorumlayacağız? Grafik üzerinde bu noktaya baktığımızda arkadaşlar gerilim değerinin 0 volt olduğunu görebiliyoruz. O zaman bu noktada devreden akım geçmediği için lambamız ışık vermeyecektir. Bu noktaya baktığımızda ise gerilim değerinin biraz arttığını görüyoruz. Bu noktada lambamız biraz ışık verecektir. Bu noktada da yani tepe noktasında ise gerilim değerinin maksimum olduğunu görüyoruz. Tepe noktasında da maksimum ışık verecektir. Devam edersek bu noktada yine parlaklık az olacaktır. Bu noktaya gelince gerilim tekrardan 0 olacak ve lamba ışık vermeyecektir. Devam edecek olursak negatif kısımda bu sefer akımın yönü değişecektir. Bu noktada lamba yine biraz ışık verecektir. Negatif tepe noktasında ise yine maksimum parlaklığa ulaşacaktır. Devam edersek bu noktada yine parlaklık az olacaktır. Bu noktaya gelince gerilim tekrardan 0 olarak lamba sönecektir. İşte AC gerilimde akımın yönü bu şekilde pozitif ve negatif olarak sürekli değişmektedir. Gerilimin şiddeti de 0 ve maksimum aralıklarda sürekli değişmektedir. Aklımıza şöyle bir soru takılmış olabilir. Evlerde biz AC kullanıyoruz. Demek ki evlerde kullandığımız lamba da bu şekilde yanıp sönmektedir. Evet, aynen o şekilde olmaktadır. Ama yanıp sönmeler çok hızlı olduğu için biz bunu gözümüzde fark edemiyoruz. Yani evlerde kullandığımız gerilimin frekans değeri 50 Hz. Bu demek oluyor ki saniyede 50 kere lambamız yanıp sönüyor. Ama bizim gözümüz saniyede 20 yanıp sönmenin üzerine algılayamıyor. Hep sabit yanıyor gibi görüyoruz. Alternatif akımda bu sinüs dalgasının periyot, frekans, etkin, efektif değer gibi birçok parametresi var arkadaşlar. Videonun çok uzun olup sıkıcı olmaması için onları bir sonraki videoda anlatacağım. Alternatif akımın doğru akıma göre bazı avantajları vardır arkadaşlar. Alternatif akımda gerilim değeri için bobin sargılarından oluşan transformatörler yardımı ile rahatlıkla yükseltilip düşürülebilir. Girişinde ve çıkışında bulunan sargıların oranına göre gerilim değeri yükseltilip alçaltılır. Burada gördüğümüz transformatörün iç yapısında girişte sargı çok ve çıkışta sargı az olduğu için girişteki sinüzoidal dalganın gerilim değerinin çıkışta düşürüldüğünü görebiliriz. Tersini yaparsak da giriş gerilimini yükseltiriz. Ama doğru akımda gerilim değerini yükselterek çok yüksek gerilimler elde etmek çok zordur. Trafolar sadece AC'yi yükseltip düşürür. Tabi çok daha yüksek gerilimler elde etmek için daha büyük trafolar kullanılır. Doğru akımda çok yüksek gerilimler üretilemez. Düşük voltajlar üretilir. Elde edilen bu doğru akımın alıcılara dağıtılmasında kalın kesitli kablolar kullanmak zorunluluğu vardır. Ama alternatif akımda ise voltaj değeri yüksek olduğundan akım değeri doğru akıma nazaran çok düşüktür. Bu nedenle AC şebekede DC'ye göre ince kesitli kablolar kullanılır. Santralden şehirlere taşınan elektrik AC değil de daha düşük DC olsaydı bu kablolar bu şekilde ince değil de çok daha kalın olması gerekirdi. Çünkü AC'yi rahatlıkla transformatörler ile yüksek gerilimlere dönüştürerek daha ince kablolarla taşıyabiliyoruz. Ama DC ile çok yüksek gerilimler elde edilmesi zordur. Ayrıca alternatif akım motorları doğru akım motorlarına göre daha hafif ve verimlidir. Küçük boyutlarda çok daha verimli ve bakım gerektirmeyen AC motorlar yapmak daha kolaydır. Dolayısıyla endüstriyel alanlarda AC motorların kullanımı tercih edilirken daha küçük güçlere ihtiyaç duyulan uygulamalarda DC motorlar kullanılır. Alternatif akım diyot, kondansatör ve regülatör gibi temel elektronik devre elemanları ile yapılan adaptörler yardımı ile doğru akıma kolaylıkla dönüştürülebilir. Ancak doğru akımı alternatif akıma dönüştürmek çok zor ve kayıpların fazla olduğu bir işlemdir. Özel düzeneklere ihtiyaç duyulur. Görüldüğü gibi alternatif akımın doğru akıma göre birçok avantajı bulunmaktadır arkadaşlar. Peki AC'nin hiç mi dezavantajı yok? AC'nin DC'ye göre en önemli dezavantajı ise depolanmamasıdır. Şekilde gördüğünüz akü, batarya ve pil gibi kaynaklar yardımıyla DC depolanabilirken AC depolanamaz. Üretildiği gibi kullanılır. Evet arkadaşlar, AC ve DC kavramlarını ele aldığımız bu videonun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayarak bize destek olabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen değerlendirmelerinizi videonun altına yorum olarak yazınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.